STB ekranlarından mutlu akşamlar diliyoruz değerli izleyenler. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Fikir Meydanı programında sizlerle birlikteyiz. Sevgili Sedat Aydoğan, Kerem Akgül ve Hüseyin Güven bizlerle birlikte kent gündemini meşgul eden konuları masaya yatıracağız efendim. Son günlerde, özellikle son birkaç gündür kentin gündemini en çok meşgul eden konuların başında Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı geliyor. Hasan Polatkan Havalimanı kapatılıyor mu şeklinde ciddi bir kaygı ve endişe yer alıyor şehrimizde. Peki bu kaygı nereden kaynaklanıyor? Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından geride bıraktığımız Şubat ayında Zafer Havalimanı'nı kullanmaları yönünde havayolu şirketlerine bir yazı, bir talimat gönderildi. Bu talimatla birlikte de bu kaygı oluşmuş oldu. Evet, sevgili Serhat abi, seninle başlayalım istersen. Birkaç da bilgilendirme de yapmak isteriz bu anlamda. Zafer Havalimanı'na yönlendirilecek yolcuların, dolayısıyla Eskişehir'de de uçuşların tamamen ortadan kalkacağı anlamına mı geliyor? Gerçekten havalimanı kapatılıyor mu? Birçok gurbetçi vatandaş Eskişehir'i bu anlamda kullanıyor ve onlarda da ciddi bir endişe var. Program öncesinde siz de bahsettiniz, pek çok telefon aldığınız yönünde. Zafer Havalimanı'na ilgili birkaç da gerçi sizler de verirsiniz ama 2012 yılında yap işlet devret modeliyle hizmete alındı. 2021 yılında 1.317.000 yolcu garantisi verildi. Fakat 2021 yılında ilk 9 ayında yaklaşık 7.397 kişi kullandı bu hava limanını. Dolayısıyla ciddi bir kayıp söz konusu orada. Buradaki zararı kapatmak adına mı böyle bir karar alındı diye başlayalım efendim. Şimdi meselenin neresinden başlayacağımı da bilmiyorum açıkçası. Yani bu işin siyasi tarafı var, ekonomik tarafı var, sosyal tarafı var, varoğlu var. Yani senin de söylediğin gibi bugün itibariyle özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçi dostlarımızdan, sevdiğimiz insanlardan pek çok telefon aldık. Yani Eskişehir sadece Eskişehir'den ibaret değildir. Eskişehir Avrupa'da da önemli bir şekilde temsil edilen bir şehirdir. Özellikle Emirdağlı vatandaşlarımızın orada büyük bir yoğunluk oluşturup orada şehrimizi temsil ediyorlar ki Emirdağları biz Eskişehirli olarak biliyoruz. Yani geçmişten bugüne her ne kadar Afyonkarahisar'ın ilçesi olmuş olsalar bile yatırımlarını Eskişehir'e yaparlar. Gayrimenkullerini Eskişehir'den alırlar. Eskişehir'de düğünlerini kurarlar. Eskişehir'de yatırımlarını yaparlar. Arabalarını alırlar. Onlar Eskişehirlilerdir. O yüzden Emirdağlı dostlarımız başta olmak üzere pek çok telefon geldi. İşin ne olduğunu onlar da anlamaya çalışıyorlar. Sadece Eskişehirliler değil. Tane tane anlatmak gerekiyor o yüzden. Çünkü şöyle diyorlar, işte Temmuz ayına, Ağustos ayına biz biletlerimizi daha şimdiden rezerve ettirdiydik. Ne olacak bu biletlerin akıbeti diyorlar. Eğer bu biletlerimiz dönüştürülürse, Eskişehir yerine Zafer Havalimanı'na yönlendirilirse gelmekten vazgeçeceğiz diyorlar. Yani sadece Eskişehir'deki uçuşların iptali yolcuların tamamının Zafer Havalimanı'na ineceği anlamına gelmiyor. Pek çok kişi uçuş planını gözden geçirecek. Ayrıca Eskişehir'e biliyorsunuz tarifeli uçuşlar yok. Türk Hava Yolları Eskişehir'den planlı ve programlı bir şekilde ülkenin herhangi bir yerine ya da yurt dışında herhangi bir ülkeye uçmuyor. Eskişehir'e yapılan uçak seferleri tamamen özel havayolu şirketleri tarafından yurt dışında ya da buradaki kendi ofislerinde planlanıp yapılmış uçuşlardan ibaret. Buna rağmen sadece yaz döneminde Eskişehir'e inen yolcu sayısının 100 bini geçiyor. Yani Eskişehir Havalimanı, Hasan Polatkan Havalimanı 100 binden fazla yolcu trafiğini yönetebilen bir pozisyonda şu anda. O da az bir yolcu değil. Biraz daha geliştirilse, daha modernize edilse, daha planlı programlı bir yapı haline getirilirse o 100 bin emin olun 250-300 bin lira kadar çıkabilir. Biz bunu yıllarca gazetemizdeki köşelerimizden yazdık. Şimdi bir kere İstanbul Eskişehir seferlerini denediler. Türk Hava Yolları olarak ya da Anadolu Jet olarak. Öylesine saatler koydular ki öğlen kalkıyor uçak. Ertesi gün işte öğlene doğru tekrar geliyor falan. İnsanların hiçbir işine yaramadı. Yani sabah 6.30'da İstanbul'a bir sefer koyarsanız, akşam yine 18.30'da Eskişehir'e bir dönüş seferi koyarsanız o uçaklar mutlaka dolacaktı. Ama bunu bahane ettiler. Eskişehir Türk Hava Yolları zarar ediyor diye ya da işte Eskişehir'e tarifeli uçuşlar zarar ediyor diye hemen daha o ilk ayda kaldırdılar seferleri. Bunlar tamamen bir bahaneydi. Madem Türk Hava Yolları'nın zararını bu kadar düşünüyorsunuz, 1,5 milyon yolcu garantili Zafer Havalimanı'nı yapmazsınız.
Yani külliyen bir zarardan söz ediyoruz ortada. Yani hani, evet, devlet hata yapabilir. Yani bazı planlamalarda istenildiği gibi işler gitmeyebilir. Ama yani bu hata payı %98-99 olmaz. Yani kimse kusura bakmasın. Yani bir planlama yapıyorsanız, yani ertesi yıl açıklarsınız. Biz bir hesap yaptık ama %75'ine ulaştık. %25'lik bir hata payımız var. Bunu da düzeltmek için çalışmalar yapacağız falan dersiniz. Ama yani %99'luk hata payı yani olacak iş değil. Ve bunun acı reçetesini de Eskişehir'den çıkarmaya kalkmanız, yanlışı yanlışla kapatmanın başka, yani başka bir tarifi olamaz. Orada yaptığınız yanlışı Eskişehir'i cezalandırarak başka bir yanlışla kapatıyorsunuz. Eskişehir, bakın, 1 milyon nüfusu olan bir şehirden söz ediyoruz biz. Vergilerini çatır çatır ödeyen bir şehirden söz ediyoruz. Eskişehir halkı bir de yani sosyal bir yapıya sahiptir. Eskişehir'de eğitim vardır. Bu şehirde okuyan binlerce öğrenci vardır. Binlerce eğitimci vardır Eskişehir'e sürekli gidip gelen. Bunun yanında Eskişehir artık bölgenin sağlık merkezi haline gelmeye başladı. Şehir hastaneleri kuruldu. Burada tıp fakültesinin pozisyonunu biliyorsunuz. Yani bunun yanında Eskişehir artık bir turizm şehri. Türkiye'nin her yerinden Eskişehir'i gezip görmek isteyen binlerce kişi var. Yani bunlar var. Bir de bunların yanı sıra Eskişehir'den özellikle yaz dönemlerinde turizm alanlarına o arabalarla yüzlerce kilometreyi çekerek gitmek istemeyen bir kitle var. Biz bunları yazıyoruz Antalya'ya, Dalaman'a. Yaz dönemlerinde Haziran'dan Eylül'e kadar en azından haftada bir sefer koyun. İnsanlar, Eskişehirliler özel olduğunu hissetsinler, uçaklarla gitsinler tatillerine. Kış döneminde Doğu illerine pek çok kişinin işi düşüyor. Yani o karda buzda kapanan yollarda insanlar Erzurum'a, Ağrı'ya, işte Erzincan'a, Van'a gitmek için günlerce yollarda perişan oluyorlar. Bir günlük yollar oluyor 2,5 gün. Yani şimdi Eskişehir'e kış döneminde de Erzurum'a haftada bir tane sefer koysanız, Diyarbakır'a bir tane sefer koysanız, Van'a bir tane sefer koysanız bu uçaklar dolmaz mı? Bırakın dolmayı, bak çok ya, eminim bundan, Eskişehirliler ikinci bir seferi isteyecekler. Çünkü Eskişehirliler uçağı kullanabilir, kullanmaya mehelli bir toplumda yaşıyoruz. Ama buna rağmen ne yaptılar? Gittiler Altıntaş'a, işte o bölge havalimanı diye. Bölgenin hiçbir yapısını incelemeden kara düzen bir kararla havalimanı yaptılar. 1,5 milyon yolcu garantisini hangi kriterlere dayanarak verdiler ona da aklım şaşıyor. Çünkü bölgede bir sosyal yapı yok. Yurt dışındaki gurbetçiler zaten Eskişehir'e gelmek istiyorlar. Dediğim gibi büyük yatırımlar zaten Eskişehir'de. Yani akla hayale sığmayacak bir durum var ortada. Ve bunun yanı sıra bir de gözle görülen rakamlar var ortada. Eskişehir havaalanı çatır çatır işliyor ya. Çatır çatır işliyor. Ve bunu özel firmalar yapıyor. Devlet buna el atsa yapılacak sadece tek bir şey vardı ya. Havaalanı binası modernize edilecekti. Birkaç tane tarifeli sefer konulacaktı. Yani bu kadar. Eskişehir Havalimanı büyüyüp gidecekti. Maalesef bunu da köreltiyorlar artık. Yani şimdi sen dedin ki işte bu havalimanını kapatın. Ya havalimanını kapatmaya kimsenin gücü yetmez. Havalimanı orada duracak. Ancak şimdi siz özel firmalara Eskişehir değil Kütahya'ya inip kalkacaksınız dediğiniz zaman özel firmalarda bir dururlar yani. Yani hükümete rağmen hiçbir ticari kuruluş iş yapmak istemez. Onlar da el mecbur şekilde artık Kütahya'ya doğru Nisan'dan sonra planlamalarını yapacaklar. Şunu da söylemek istiyorum. Yılmaz Büyükerşen kurdu bu havalimanını. Pilot yetiştirmek anlamında bir eğitimci olarak pilotların Türk havacılığına yeni personeller yetiştirmek adına kurdu. Onun kurduğu okul, şu anda okuldan mezun olanlar, emin olun, daha mezun olmadan dünyanın çeşitli havaliman hava şirketleri tarafından kapışılıyorlar. Daha mezun olmadan. O kadar değerli bir havalimanı burası. Yani stratejik bir havalimanı. Ondan sonra hatırlayın, geçmiş yıllara, çok yakın bir geçmişten bahsediyorum. Bu havalimanın işte biraz önce benim anlattığım şekilde, tarifeli uçuşlara açılmış şekilde, daha geliştirilmiş şekilde kullanılması için ne yaptık? Şehirde birbirimizi yedik. Havalimanı çünkü büyük gövdeli uçakların inebilmesi için müsait değildi. Onun genişletilmesi gerekiyordu. Bütün şehir birbirimizi yedik. Havalimanı doğuya mı uzasın, pist batıya mı uzasın diye rahmetli
Kemal Unakıtan çıktı geldi, ya kardeşim ne var, azıcık oraya uzasın, azıcık buraya uzasın dedi. Taşın altına elini koydu, bir haftada işi çözdü. Şimdi ne yapıyorlar biliyor musun? Merhum Unakıtan'ın hatırasına bile ihanet ediyorlar. Unakıtan, merhum Unakıtan bu havalimanını Eskişehir'e kazandırmak için mesaiye harcadı ya, devletin parasını harcadı. Bizim paramızı yatırdı oraya. Niye? Eskişehir daha prestijli bir şehir haline gelsin diye. Eskişehir daha gelişsin, daha büyüsün diye. Çünkü Eskişehir sanayi yatırımlarıyla da ünlü bir şehir. Artık bakın Eskişehir sanayisi artık yerinde duramıyor, kıpır kıpır. Eskişehir sanayisinin daha ileriye gidebilmesi için daha fazla uçak seferi lazım Eskişehir'e. Sadece özel değil, ticari uçakların da artık Eskişehir'e inip kalkabilmesi için artık planlar yapılıyor Eskişehir'in kapalı kapılar arkasında. Kargo uçak sanayisinin Eskişehir'e gelebilmesi için planlar yapılıyor bu şehirde. E ne oldu şimdi? Hepsini buruşturup at çöpe. Hı hı. Sivil uçağın inemediği yer artık kargo uçağını da indirmenin de hiçbir manası olamaz. Ya artık zaten onun da önünü kapattılar diye düşünüyorum. İşin siyasi tarafına gelirsek söylenecek tek kelime var. Eskişehir'in havalimanını kapatmayı göz alanlar, Eskişehir'de seçim kaybetmeyi de göz almışlardır. Bunun çünkü kaçar yanı yok. Çünkü Eskişehir iki gündür ayakta, gerçekten ayakta. Sanayicisinden bürokratına kadar, işte kamuoyundan vatandaşına kadar, Eskişehir spor taraftarlarına kadar herkes Eskişehir'in sahipsizliğinden yakınıyor. Ve bu sahipsizliğin hesabını da sandıkta sorar Eskişehir halkı. Onu da söyleyerek bitirmek istiyorum. Evet, teşekkür ederim. Daha da söyleyeceklerim var ama sırası geldikçe yine ikinci turda da söyleriz. Son bıraktığınız yerden de devam edebiliriz. Yıllar önce bir süre kenti yine meşgul etmişti, kent gündemini aslında tarifeli uçuşlar noktasında, Eskişehir'de de bunun yer alması noktasında ciddi bir yolcu kapasitesine sahip. 2021 yılının rakamlarından bunu da görebiliyoruz. 100 bin aşkın yolcu kapasitesine sahip bir Hasan Polatkan Havalimanı var ama 1 milyon küsur yolcu garantili Kütahya'da 10 bine varmayan rakamlar var maalesef. Fakat işte orada yaşanan o zararın belki de kapatılması adına uçuşların oraya yönlendirilmesi. Şimdi o kadar Zafer Havaalanı'nda öyle anlamsız abuk subuk bir hesap yapmışlar ki 1 milyon 317 bin yolcu diye. Eskişehir'in yıllık 100 bin yolcusunu alsan eklesen de kurtaramazsın. Yani 2021 yılında 11 bin kişi gelmiş Zafer Havaalanı'na. 1 milyon 317 bin kişinin kullanması gerekirken. Şimdi bizim 100 binimizi alsan oraya eklesen yine %85'lik %90'lık bir hata olmuş olur. Yani kurtaracak bir şeydi. O kadar saçma sapan bir hesap yapmışlar ki. Şimdi o kadar yine saçma sapan bir hesap ki. 3 ile hizmet edecek deniyor. Bu 3 ilin nüfusunu toplasan zaten buradaki yolcu sayısına ulaşamıyorsun. Gerçekten çok saçma bir şey o. İşte ihale olsun, bizim müteahhitler mutlu olsun diye yapılmış bir havaalanı bu. Şimdi kim hangi ihaleyi alır, ne yapar onu bilemeyeceğim ben ama burada Eskişehir'in cezalandırılması bizi çok üzüyor. Yani sonuç olarak her türlü engellemeye rağmen 100 binin üzerinde yolcu geliyor Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'na. Nereye geliyor bu yolcular? Bir kere Avrupa'dan Emirdağlı vatandaşlarımız geliyorlar. Çünkü onlar işte Eskişehir'e gelmeden önce burada iniyorlar. Hasan Polatkan'a iniyorlar. Oradan Emirdağ'a geçiyorlar. Çoğunun da zaten akrabaları kent merkezinde. Eskişehir kent merkezinde kalıyor. Buradan iniyorlar Belçika'dan gelip. İşte bir gün iki gün burada şehir merkezinde kalıyorlar akrabalarında. Oradan köye gidiyorlar. Bir kere bu. İkincisi bir de umreler var. Umrelere gidenler oluyor. Bunlar çok yakın tutuyor. Onun dışında yurt içinde çok fazla kullanılmıyor. Çünkü bayağı ciddi bir engelleme var. Yani Sedat'ın da dediği gibi haftada bir kere Ağrı'ya, bir kere Urfa'ya yapsan, bir kere Trabzon'a yapsan dolar bu yani. Daha da fazla dolar haftada bir yaptığın zaman. İstanbul'a her gün sabah 6.30-7'de kalkan ve aynı saatte karşılıklı iki uçak yapsan bunlar dolar yani. Bunların dolmaması için hiçbir sebep yok. Ama garip bir şekilde 1 milyon 317 bin garanti yolcu vereceğiz size. Merak etme müteahhit kardeş, sen bizdensin dedikleri hesabı zaten imkansız bir şey onu tutturmaları. Onu tutturamadıkları için en azından zararı azaltalım deyip Eskişehir'in 100 bin yolcusunu da oraya kanalize etmeye çalışıyorlar ki olmaz bu da yani, şunu da söyleyeyim. Mesela sen Umre'ye gittin iki defa benim hatırladığım kadarıyla. Buradan uçakla gittin değil mi? Evet. Burada uçak Umre'ye gidiyor olmasaydı sen kalkıp da Zafer Havalimanı'na gitmezdin. Ankara'ya giderdin, öyle giderdin yani. Dolayısıyla yani bu yapılan hesaplar da tutmayacak. Yani Eskişehir'in 100 bin yolcusu Zafer Havalimanı'na gitmeyecek. Zafer Havalimanı'na gitse 30-40 bin yolcu buradan gider. Buradaki 100 bin yolcuyu cezalandırıp oraya 30-40 bin kişi kazandırmak gibi bir mantık var. Yani söyleyecek hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ama ben bir konuda haklı çıktığım için çok üzülüyorum. İşte deniyordu ki işte ya bu çevre yolunu niye AK Partili dostlarımız yapmıyor?
ilçelere giden yolları niye yapmıyorlar diyordum. Ben de şöyle cevap veriyordum. Diyordum ki AK Partililerden hiçbir ben icraat beklemiyorum. Kapasitelerini gösterdiler diyordum. Şimdi maalesef haklı çıktım. Bırak yeni bir yatırım yapmayı. 1989 yılında Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı, rektörken yaptığı bir yatırımı işletmekten bile aciz bir zihniyetle karşı karşıyayız biz burada. Sadece işletecekler yani. Onu bile yapamıyorlar. Dolayısıyla hani hiç beklentim yok benim ama onlar da Eskişehir'den oy beklemesinler. Onu da söyleyeyim. Buradaki Eskişehir teşkilatı çalışıyorlar. Yani onlar burada bir sıkıntı yaşıyorlar. Ama Ankara'dan gelip bir takım kararlar alıp Eskişehir teşkilatına haşatını çıkartıyorlar AK Parti'nin. Ve burada çeken de yine AK Parti'nin Eskişehir teşkilatı oluyor. Son olarak bir şey söylemek istiyorum. Sayın birkaç sosyal medyada paylaşım oldu. İl Başkanı Zihni Çalışkan da bir açıklama yaptı sosyal medyada. Bu da gündeme oturdu. Dedi ki, mealen söylüyorum, Ticaret Odası Başkanları, üniversite rektörleri, işte Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım'la konuştuk buraya geldiği zaman. Bu konuyu arz ettik. Hasan Polatkan Havalı'nın durumuna ilişkin milletvekilimiz Nabi Avcı Emine Nur Günay ve MKYK üyemiz işte Sayın Burhan Sakallı konuştular. Biz işte konuyu hassasiyetle takip ediyoruz gibi böyle ne şiş yansın ne kebap bir açıklama yapmış. Fakat benim dikkatimi de çeken bir şey var. Bu açıklamada Eskişehir'in 3 milletvekilinin 3'ünün birden de adını görmedim ben. Demek ki AK Parti'nin teşkilatı bile yani bu konuya çok fazla sahip çıkmıyor. Buradan da o sonucu anlıyorum ben. Ya da başka işler. Ya da başka işler var bilemiyorum. Başka işler bizi hiç ilgilendirmez. Biz yeni yatırım istiyoruz. Bırakın yeni yatırımı. Eski yatırımları bile koruyamıyorsak eğer. Arkadaş bunun da bedelini öderler yani siyaseten tabii. Bunun da bedelini ilk seçimde öderler. Hiç hayal kurmasınlar yani bu konuda. Kesinlikle öderler yani. Evet. Hüseyin abi sana geçmeden ben bir lütfen, iki ekleme yapabilir lütfen, miyim? Buyurun. Şimdi sürekli burada konuşuyoruz ya Eskişehir'in en büyük hastalıklarından birisi ya da alıştırılmış durumdan bahsedelim. Ankara'da alınan kararlar Eskişehir'e dayatılıyor diyoruz ya biz. Eskişehir'de alınan kararlar Ankara'da dillendirilmek yerine, Ankara'da kabul ettirilmek yerine Ankara'daki kararların Eskişehir'e dayatılması durumu var. Aynı durumu yaşıyoruz şu anda. Havalimanı ile ilgili Ankara'da bir karar alındı Eskişehir ile ilgili ve Eskişehir'deki AK Parti kurmayları da el mecbur şekilde bunu Eskişehir halkına bir şekilde anlatmak zorundalar. Yani mecburlar buna. Genel merkeze karşı gelemezler. Bakanlığın aldığı kararı çiğneyemezler. Gene aynı şekilde bu tür hastalığı Eskişehir yaşıyor. Bunun yanı sıra da pek çok yine bilgiler geliyor sürekli gün boyunca. Havalimanı kapatılacak mı sorusuna dair gene bazı iddialar var. Mesela yer hizmetlerini yapan 14 taşeron işçinin işçiye Nisan sonrası için kendinize yeni iş bulun diye bir talimat verildiği yine dilden dile dolaşıyor. Bunun yanı sıra Emirdağ'dan bir heyetin Belçika'ya gidip Brüksel'de bazı temaslarda bulunduğu ve oradaki Emirdağlı hemşerilerimize bundan sonra Eskişehir'i değil Altıntaş'taki havalimanını tercih edin diye telkinlerde bulunduğu da yine iddialar arasında. Yani durum çok ciddi. Bakalım bu iş nereye varacak? Velhasıl kelam hiç Hasan Polatkan Havaalanı'na sadece adı olan, tabelesi olan bir şey haline getirecek. Sevgili AK Partili Eskişehir'deki dostlarımız da boyun bükecekler. Olacak bu. Evet Hüseyin abi seninle devam edelim. Tabii pek çok tepki var. Siyasilerden, sanayicilerden, STK'lardan, dahi kurbetçi vatandaşlardan. Tabii AK Parti kurmaylarının sessiz kaldığına yönelik kıymetli konuklarımız bilgi verdi. Baktığımız zaman evet öyle ama bir isim var ki hemen bu hadise ortaya çıktıktan sonra AK Parti MKYK üyesi Burhan Sakallı Eskişehir'le bağ kopmasına rağmen kendisini hiçbir zaman koparmadı. Herhangi bir Eskişehir'de görevi de olmamasına rağmen girişimde bulunduğunu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ile görüştüğünü, görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. Burhan Sakallı nezdinde de değerlendirebilirsiniz evet. Genel çerçevede. Bu konuda arkadaşların ifade ettiklerine ilave edebiliriz. Çünkü konu ortak, sızı yine aynı. Geçtiğimiz haftalarda biz veya geçtiğimiz yıllarda hızlı tren merkezinin neden Eskişehir olmadığını tartıştık. Acaba Eskişehir'e bir ön yargı mı var? Eskişehir cezalandırılıyor mu demiştik. 20 yılı aşkındır Kuzey-Güney çevre yolundan bahsederiz. Sedat Bey ikide bir bunu ifade eder, hatırlatmada bulunur, teşekkür ediyoruz. Merhum Maliye Bakanı'nın girişimleriyle de bir yolun, en azından çevre yolunun düzenlendiğini ifade eder ki Allah razı olsun hizmet eden herkesten.
2 hafta önce Seyit Gazi ölüm yolunu konuşuruz. Her yıl, her hafta Alpu Mağlıç ölüm yolunu konuşuruz. Cezalandırılığından bahsederiz. Uray ismi hiç ifade etmeye dahi gerek yok. Şimdi bu hafta da konumuz Hasan Polatkan 2 gündür dedi Sedat Bey. Ama atılan tweetlerden ve gelen bilgilerden anlıyoruz ki bu 2 gün değil, çok önceden planları, programları yapılmış. İddialarında çok ötesine geçmiş durumda. Atılan tweetlerden bile bunun iddia değil, bunun bir çalışma, bir proje, bir program dahilinde ilerlediğini görebiliyoruz. Kerem Bey, Zihni Bey'in tweetlerini okudu, dün akşam attı. Siz de Burhan Sakallı'dan, Sayın Burhan Sakallı'dan bahsettiniz. Sayın Sakallı özelden de mesaj göndermiş, hem tweet'e hem de bu konuyla alakalı ilgisini belirten. Sayın Burhan Sakallı gibi birçok siyasi de hem özelden hem de normalde bizlere, basın mensuplarına hem de kendi sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Burada aslında farklı okumak lazım. Ankara'da da bu böyle. Sayın İzzetli Yönter olsun, il başkanları olsun, bu konuya müdahale olan insanlar da var. Şöyle de okuyabilirsiniz, doğrudur, yanlıştır. Kamuoyundan destek de istemek olarak okuyabilirsiniz. İyi niyetli bir okuma olduğu söylenebilir. Sayın Sakallı'nın iyi niyetli bir okumasını yapıyorsunuz. Kamuoyundan neden destek istensin denilebilir. Bugün Sayın Adil Kara İsmail'in oğlunun önüne bir rapor sunulduğunda 1.317.000'di değil mi? Evet. 1.317.000 evet. Taahhüt. Onun karşılığında %1 gerçekleşen, %99 özel sektörde veya herhangi bir çalışanda bu tartışmasız bir başarısızlıktır. Yanlış yatırımdır. Bunun bir karşılığı olur. Maddi bir karşılığı zaten var. O zarar orayla ölçülebilir. Şimdi o zararın sıçramasını kendi kentimizden görüyoruz. Tabii 1989'da kurulan, 2015'te adı konulan, bildiğim kadarıyla dönemin başbakanı Davutoğlu tarafından Sıhhiye Meydanı'nda adı Hasan Polatkan olsun gibi ifadelerle o zaman bile konuşuldu. Evet, büyüyecek, daha çok sağa sola gidecek gibi hepimizin heyecanlandığı ve istediği bir takım yatırımlardı. Ve bu yatırımdan ziyade var olan ve Sedat Bey'in ifadesi tıkır tıkır işleyen bir sistem. Tüm desteklenmemesine rağmen, tüm belki de bilmediğimiz engellemelerine rağmen, tüm belki de işte biz yaptık oldu ama kimse bilmedi denilmesine rağmen, ki şu anki pencereden baktığımızda geçmiş dönemlerde konulan saatlerin bile buradan düşündüğümüzde bile isteye yapıldığını bile iddia edebiliriz, edebilir insanlar. O kadar öyle bir saat konuldu ki bu saatte ben ne yapayım İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da denilebilir. Emirdağ'dan bir heyetten bahsetti. Ben Afyon lobisinin harekete geçtiğini duymuştum. Çok güçlü iddialarla Afyon lobisinin oradaki havaalanını hareketlendirmek için uzun süredir çalıştığını duymuştum. Şimdi baktığınız zaman biz Eskişehir'i daha işlevsel, daha güçlü kılacak bir takım hamleler beklerken bu havalimanından Zafer Havalimanı'na bir su yolu, ark açıldığını görüyoruz. Bunu iddia ötesinde diyoruz ya, bu şekilde konuşmamız herhalde mümkün olabilir. Özellikle yurt dışındaki kapasiteye baktığınızda ifade etti arkadaşlarımız, Emirdağ ağırlıklı Brüksel, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden Umre dahil olmak üzere ciddi bir yolcu kapasitesi var. Demek ki insanlar burayı kullanıyorlar. Bu bir gerçek, sayısal. Rakamla bunu değerlendirebilirsiniz. Peki diğer türlü nasıl değerlendirirsiniz? İşte Emirdağ'dan bahsettiniz, yeri geldi söyleyeyim hemen şu anda. Bizim STV canlı yayınında Ahmet Sezgin Bey, tanıyorum, Emirdağlı'dır. Bundan sonra gurbetçi hemşerilerimiz Eskişehir'den ev almasınlar, bankadaki paralarını Emirdağ'a aktarsınlar. Bakın, bakın hayır, canlı yayın, STV canlı yayın, okuyabilirler. Ben yazmadım, işte burada bir sürü yorumlar var, kendimize de gelen. Emirdağlıların birçok yatırımı, özellikle 71 Evler Emek Mahallesi başta olmak üzere bu bölgelerde, kenar semtlerde, bildiğim için söylüyorum, hepimiz de biliyoruz, çok ciddi bir nüfus yoğunluğu var Eskişehir'de. Eskişehir'in her zaman için ifade ediyorum 13. ilçesidir Emirdağ.
Burada Emirdağ üzerinde niye konuşuyoruz? Kullananların bugün bu 97 bin, 100 bin kişi kullanmışsa burayı, her inenden, her binenden fikir sorsunlar, referandum yapsınlar bakalım. Zafer mi yoksa Hasan Polatkan mı diye. Şimdi biz Zafer mi Hasan Polatkan mı mücadelesi yapmıyoruz. Biz kentimizden gitmesi muhtemel, kapatılması muhtemel bir havalimanından bahsediyoruz. Şimdi 1351'i iç hatlarda, 97.636'sı dış hatlarda olmak üzere 98.987, 2011 yılı itibariyle Hasan Polatkan. Zafer Havalimanı iç hatlar 18.620, dış hatlar 4.316, toplam 22.936. Hep tapu 4.000 kişi gelmiş yurt evet. dışından. Şimdi böyle bakıyorsunuz, pistin uzunluğu, pistin genişliği, bilmem nesi, oraya işte orası daha rahat iner, öyle bir şey yok. Yapıldığı itibariyle 50 milyon euroluk bir yatırımdı tahmin ediyorum o dönem ve Türkiye'nin o dönem yine 4. büyük havalimanıydı. Peki burası Kütahya'ya 43 kilometre, Afyonkarahisar'a 60 kilometre, efendime söyleyeyim Uşak'a 101 kilometre, Eskişehir'e 118 kilometre. Neden tercih etsin insanlar? Niye tercih etsin? Şimdi bu durum zaten her şeyi izah etmiyor mu? Ediyor. Nereden bakarsanız bakın Eskişehir için bu çok ama çok önemli. Şimdi biz diyoruz ya, dönem dönem de yapılabilir. İfade ettiniz. Antalya bölgesi olur, Ege bölgesi olur. Yazlık dönemler olabilir. Kış turizmde Erzurum dediniz. Tabii canım. Bu, bunlar her birisi yeter ki, yeter ki siz bunu yapmak isteyin. Bakın yani yeter ki bunu yapmak isteyin. Bu noktada gerçekten bunu çok önemli buluyorum. Yani önemli bulduğum şu, halkın tepkileri. Biz burada bunu niye söylüyoruz? Niye gündem ettik bu konuyu? Niye gündem ettiniz, bu konu seçildi? Hakikaten Eskişehir'in bütün dinamiklerini harekete geçirdi. Bugün herhangi bir siyasi partili ya da partisiz hiç fark etmez. Birine bu konuyu sorun. Uçağı sadece havada gören insanlara dahi sorabilirsiniz. Ömrü hayatı boyunca köprünün üzerinden geçmeyen insanlar bile bu memlekette köprü hakkında yorum yapar. Haklı olarak yani... Geçmesi gerekmiyor, uçağa da binmesi gerekmiyor. Bu yorum yapabilmesi ya da taraf olabilmesi için. Burada siyasiler, muhalifler, ben kendi koltuğumu sağlamlayıp iktidar koltuğuna oturayım diye bu konu yapıyorsa yapmasınlar. İktidardakiler de koltuğu muhafaza edeyim diye yapıyorlarsa, bu tweetleri atıyorlarsa onu da yapmasınlar. Eskişehir için yapacaklarsa bir olsunlar, Eskişehir için mücadele etsinler. Bizim buradan ifade etmek istediğimiz zaten gerçekten bu. Onun haricinde bütün bugün bakıyorsunuz işte Sayın Sakallı, Zihni Çalışkan, il başkanları dediniz. Emirdağlılardan Sedat Bey'e gelen, Kerem Bey'e, sizlere, bizlere gelen büsü mesajlardan bahsediyorsunuz. Bugün Emirdağ'da referandum, Belçika'da yaşayan insanların ortak portallarda referandum yaptığına şahit oluyorsunuz. Bu nerede olur? Bu bir günün, iki günün hesabı değil. Bakın Zihni Bey'in Twitter'dan bir günün hesabı olmadığını anlıyorsunuz zaten. Buraya geldiğinde biz bunu konuştuk. O zaman da konuşmuştuk. Konuşmaya da devam ediyoruz demek ne demek? Bunun bir geçmişi var demek. Evet. Dolayısıyla uzun lafın kısası, biz buna ne kadar söylersek söyleyelim, ne yaparsak yapalım, biz burada Zafer Havalimanı'nın yanlış yatırımlarını farklı bir konu, farklı bir dönemde tartışalım. Sabahtan akşama kadar neden bu yatırım yapıldı, nerede hata yapıldı filan, bunları konuşalım, bu ayrı konu. Fakat Hasan Polatkan Havalimanı'na dokunma diyoruz yani. Onu dokunmaman lazım. Bu er kimse, Devlet Havalimanları mıdır, Kültür Bakanlığı mı devreye girecektir, şehrin ileri gelenleri her kimse, siyasiler midir, STK'lar mıdır, halk mı hukuk çerçevesinde herhangi hakkını arayacak? Ama şuna emin olun, Emirdağlıların, özellikle Emirdağlıların ve yurt dışında yaşayan birçok insanın sadece havaliman bağlantısı yok. Yatırım bağlantıları var Eskişehir'le. Sadece yatırım bağlantıları var. Buradan inip hemen pat diye Emirdağ otobüsüne binip Emirdağ'a gitmiyor insanlar. 100 binden fazla Emirdağlı yaşıyor bu memlekette. Ve hepsinin hısım akrabası var. Ve yatırımlarını buraya yapıyorlar. Kolaylık bu. Bakın bu kolaylıktır yani. İşte ifade etti Sedat Bey. Herkes rezervasyonu yaptırdı. Herkes efendime söyleyeyim yazı bekliyor. Öyle değil mi? Bütün planlar yani şimdilik bununla alakalı yani... tekrar
Ez cümle ben de aynı şeye katılıyorum. Ciddi manada bunun siyasi sonuçları olur. Evet. Ayrıca ben gene eklemek istiyorum. Yani Hasan Polatkan Havalimanı'nın Eskişehir için neden önemli olduğunu anlatmak adına söyleyeceğim. Biliyorsunuz bir pandemi dönemi yaşadık. Hala devam ediyor ama çok ağır etkilerini yaşadığımız o 2 yıl öncesine gidelim. Eskişehir'de ekonominin durduğu döneme gidelim. Uçuşlar da kapatıldı bir dönem. Uçuşların açılmasıyla birlikte Eskişehir'e gelen gurbetçi dostlarımızın Eskişehir'e getirdiği o dövizler var ya, Eskişehir ekonomisi o dönemde bu dövizlerle ayakta kaldı. Doğrudur. Buraya yaptıkları inşaat yatırımları, özellikle inşaat sektörüne yaptığı yatırımlarla, biliyorsunuz inşaat sektörü lokomotif sektördür. Bu sektörün bir sürü ana dalları vardır. Mobilyacısından seramikçisine, fayansçısına, herkes bu sektörden ekmek yer. Onların getirdiği dövizlerle alınan, satılan konutlar, yeni yapılan binalar falan Eskişehir ekonomisi o pandemi dönemini gurbetçilerin parasıyla geçirmiştir. Evet. Eskişehir Havalimanı'na almayın Eskişehir'den. Bir kere daha buradan sesleniyoruz. Evet. Peki şu anki yapılan girişimlerin bir sonuç çıkaracağını düşünüyor musunuz? Şimdi baktığımız zaman başlıklar atılıyor. İşte Zafer Havalimanı'nı kurtarma operasyonu şeklinde. Baktığımız zaman 2012'de yapımına başlanan ve yaklaşık 50 milyon avroya mal olan bir havalimanı var. Devlet tarafından destekleniyor ve şu an o söz konusu firmanın 50 milyon avro maliyeti çıkardığı ifade ediliyor. 2044 yılına kadar da garanti bir şekilde devletten, hala hazineden para almaya da devam edecek bu şirket. Söz konusu zarar da zaten baktığımız zaman devlet zararı uğruyor bu anlamda. Devlet buna ilişkin hepimiz zararıyoruz. Bizim cebimizden yani çıkıyor para. Devlet biziz ya. Devlet biziz ya. Senin dediğin gibi bizim cebimizden, yani organizasyon benim çocuğumun rızkından tabii gidiyor o para oraya. Şimdi şirketin maliyetini çıkardığını ifade ediyorum ben şu an yani baktığımız artık zaman. Hani ne yapılacak bilmiyorum. Tabii. Artık hani firmayı karşısına alıp yetkililer bir uzlaşma yolu mu arayacaklar ya da bu işe başka bir çare bulunması için değişik formüller üzerinde mi çalışacaklar bilmiyorum. O sorun bu havalimanını oraya yaptıranların sorunu. Bu evet, sorunu onlar çözecekler. Nasıl çözecekler bilmiyorum ama bizim Eskişehir'in havalimanına dokunmadan çözsünler. Evet. Ben bunu söylüyorum. Benim bir önerim var. Zafer Havalimanı'nı yıkıp patates tarlası yapsınlar. Daha çok para kazanır devletimiz yani. En azından bu milyonlarca euroluk zarara uğramaz her yıl. Evet. Fakir artık, fukaranın da karnı doyar patatesler. Artık sözleşme yapılmış. Evet. Onlar patates de eksen, soğan da eksen. Yok zaten patates, ver sözleşmedeki parayı. Patatese ek hiç olmazsa fakiri fukarayı doldururuz. Altıntaş'ta 3 farklı köyün bütün mirası tahmin ediyorum. 3 farklı köy üzerinde, onun mirası üzerinde yapılmıştı o dönem. Onu biliyorum. Orada istihdam için belki kamulaştırmadan kar edilen bir takım durumlar vardır. Hala da şu an çalışanlar vardır. Bir takım hareketlilik getirmiştir. Eyvallah, güzel. Yani ora halkı o pencereden baktığınızda böyle görünebilir. Biz farklı pencerelerden bakmaya çalışıyoruz. Eskişehir olarak, Eskişehirli olarak ve mantık çerçevesinden bakmaya çalışıyoruz. Eğer yatırım doğru mu yanlış mı derseniz, bunu düşünmeden elbette ki bu yatırımın doğru olmadığını veriler, teknik veriler, sayısal veriler zaten söylüyor. Siz de ifade ettiniz. Sizin ifade ettiklerinizi doğru kabul ederek buradan bir yorum yapmak gerekirse bunların mutlaka ki ama her şekilde bunun karşılığının hesabı yatırım kararı alan imzaları nasıl ki bir yerde bir kamu ya da herhangi bir ihalede imza atıyor sorumluluklarınız varsa bunun da mutlaka sorumluları vardır. Hesabını vermeliler. Vermediği gerektiğini düşünüyoruz. Biz nasıl ki bir vergimizi tıkır tıkır veriyor isek, vergimizi veriyor isek devletimize, Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devletimize, yanlış yatırımlarda da insanlar hesabını versin. Peki, teşekkür ederim. En kısa zamanda hem gurbetçilerimiz adına hem de Eskişehirli vatandaşlarımız adına olumlu bir sonuç çıkmasını tez zamanda bekliyoruz efendim. Şimdi susuzluk tehlikesine değinelim isterseniz. Süremiz de daraldı. Fakat ciddi bir su kriziyle karşı karşıyayız. Hem dünya olarak hem ülkemiz olarak hem de Eskişehir geneline baktığımızda Porsuk Havzası'nın durumu da ortada. İçerisinde bulunduğumuz haftada Orman Günü ve Su Günü olarak kutlanıyor. Tabii bu anlamlı günde tabiata dikkat çekiliyor. Yerde bıraktığımız yıl içerisinde ciddi bir yangın durumu söz konusuydu. Yüz binlerce alan, hektar alan
küle döndü. Bununla ilgili ciddi sıkıntılar var. Bununla ilgili bilgilendirmeler yapılıyor. Bir yandan da işte yaşamış olduğumuz su sıkıntısı her geçen gün daha da artıyor, büyük tedirginlik yaratıyor. Kişi başına düşen Eskişehir Porsuk Havzası'nda da yapılan açıklamalar yılda 800 metreküp olduğu belirtiliyor ki 1000 metreküpün altında olan şehirlerde su fakiri olarak öne çıkıyor. Hep söylüyoruz, Eskişehir zaten su fakiri bir şehir. Her ne kadar şehrimizin ortasından bir akarsu geçse de maalesef ki temiz ve kullanılabilir su bakımından çok da şanslı bir şehir değiliz. Hemen yanımızda bir Porsuk Barajı var. Porsuk Barajı'da yağan onca yağmur, kara rağmen bu sene hala %50 doluluk oranında geçmiş değil. Bir su planlamasının Eskişehir için şart olduğunu söylememiz lazım. Her ne kadar DSİ bugün yaptığı açıklamada Eskişehir'de suyla ilgili bir sorun yok dese de yarın olmayacağı anlamına da gelmiyor. O yüzden yarınlar için hazırlanmamız şart. Eskişehir'de özellikle tarımda kullanılan, çünkü suyun geneline yakınını Eskişehir'de vahşi sulama yöntemine gidiyor. Maalesef ki suyumuzun büyük bir bölümünü tarım arazilerindeki vahşi sulamaya ayırıyoruz. Tarımla birlikte su politikalarında birlikte ele alınıp Eskişehir'in gelecekte bu sorunu yaşamaması için şimdiden tedbirlerin ve önlemlerin alınması gerekli. Bunun için de herkesin tek başına, yani kendi kafasına estiği gibi bir çalışma yapması da gerekmiyor. Çünkü bu çok önemli ve değerli, hatta işte gelecek için hepimizi ilgilendiren stratejik bir konu. Bunu hükümet edenlerle Eskişehir'deki yerel yönetimlerin bir masa etrafında buluşup buna göre bir plan program çizmelere, Eskişehir'in gelecekte bu sorunu yaşamaması için su kaynaklarının korunması ve yeni su kaynaklarının ortaya çıkarılması için bir fikir birliğine varmaları gerekiyor. İşte maalesef her konuda olduğu gibi su konusunda da maalesef işte Ankara'daki yapılanlarla yerelde yapılanlar arasında bir çatışmaya maruz kalıyoruz. Bir taraf diyor ki işte suyla ilgili şöyle bir şey var, öbür taraf diyor ki böyle bir şey yok. Enteresan gelişmeleri su konusunda da yaşıyoruz. En azından suyu bari siyasete alet etmeyelim diyorum. Her iki tarafında bir masa etrafında buluşup Eskişehir'in temiz ve ulaşılabilir su kaynaklarının ortaya çıkarılması ve korunması adına politikalar geliştirmesi ve bunu bir an önce hayata geçirmelerinden bekliyorum. Yoksa sahiden dediğim gibi DSİ su sorunu yok dese de yarın olmayacağı anlamına gelmiyor. Allah korusun, yarın bir susuzluk tehlikesiyle karşılaşmamak adına Eskişehir'imizin, bölgemizin, ilçelerimizin, şehrimizin tarımının korunması adına bunların mutlaka yapılması şart. Su yoksa tarım yok, tarım yoksa ekmek de yok. Yani o yüzden bir an önce bu konuların çözüme kavuşturulmasını Eskişehir halkı adına konuşuyorum. Bekliyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun, Kerem. Evet, DSİ'den bugün yapılan açıklamada şu ibarelere yer verildi. Dendi ki %42 oranında doluluk oranı var Porsuk'ta denildi. Eskişehir'de 50-55 milyon metreküp içme suyu için ihtiyaç olduğunu yıllık. 85-100 milyon metreküp suyun da tarımsal sulamada kullanıldığını belirttiler. Yani hepsini toplasan 155 milyon en fazla metreküp su harcanacak. Halbuki bizde 183 milyon metreküp su var. Yani korkacak bir şey yok dediler. Ama ya bu sene için geçerli bunlar. Seneye için geçerli değil bunlar. Onu söyleyeyim tabii ben. Tabii tabii, bu sene, bu kış bu hadi sene çok bu sene, güzel tamam, geçti. Tamam, güzel geçti. İyi yağdı. Tamam, ama seneye ne olacak? Yani bizim bunu bir ciddiye almamız lazım. En başta da DSİ'deki dostlarımızın ciddiye alması lazım. Su onların sorumluluğunda büyük oranda tabii. Yani bu siyasi bir mesele değil ama çok büyük bir mesele. Eğer dünyada bir kuraklık varsa, dünyada su iklimsel bir değişiklik varsa, bu CHP ya da AK Parti'nin bir suçu değil. Yani bu böyle. Bizim bir şeyler yapmamız lazım. Bu konuda da yani o kadar çok alışmışız ki birbirimizle kavga etmeye. Bu konuda da acaba nasıl kavga çıkartabiliriz diye düşünüyor anlaşıldığı kadarıyla bazıları. Yani otobüs desek acaba buradan CHP'ye ne deriz, buradan AK Parti'ye ne deriz diye bir kavga arıyorlar. Otobüs desek yani, alakasız bir şey söylesek. Buradan da onu çıkartıyorlar, ama ben şunu söyleyeyim, yani bu susuzluk sorunu öyle böyle bir sorun değil. Bu adamı yıkar yani, bu milletleri yıkar, yere yıkar, serer yani. Dolayısıyla bu çok ciddi bir sorundur. Buna şimdiden bir takım önlemler en azından düşünmemiz lazım. Şimdi Sayın Jeoloji Odası Başkanı Profesör Can Ayday da söyledi. Ciddi sıkıntılarımız var dedi. Eski Genel Müdürü Oğuzhan Özen söyledi. Yani ben DSİ'nin de konuyu biraz daha ciddi alacağını umut ediyorum bundan sonra. Bu çok büyük bir sorun. Hiç kimsenin de suçu değil. DSİ'nin de suçu değil.
Eskinin de suçu değil. Ama ortada böyle bir gerçek var. Yani şimdi koronavirüs çıktı diye birbirimize suçlamak ne kadar anlamsız olursa, susuzluk da aynı şey. Ama bir takım önlemler de almamız lazım. Nedir önlemler? Öncelikle tarımsal sulamada planlama yapmamız lazım. Daha suya ihtiyaç duyan ama çiftçinin yüzünü güldürebilecek ürünlere yönelmek lazım. Aynı zamanda sulamayı mümkün mertebe damla sulamaya, hiç değilse yağmurlama sulamaya geçirmek lazım. Bunlar alınması gereken mantıklı önlemler. Bu önlemleri almazsak bir şey yok abi, hallederizle bu sorun çözülmez yani. Bu sene bir sorun yaşamayacağımıza ben sevindim. Ama seneye yaşayıp yaşamayacağımızı da kimse garanti etmiyor. Evet. Ve büyük ihtimalle bu iklimsel değişiklik olduğu müddetçe biz bu su meselesini daha çok konuşacağız. Çok büyük bir sorun bu. Öyle ufak tefek bir şey değil yani bu. Artık komple teorilerinden de çıktı bu iş. Bir de, tabii çıktı. Ya bir de şimdi sen Türkiye'de buğday üretemiyorsun, yok ayçiçeği üretemiyorsun. Gidiyorsun Rusya'dan alıyorsun, şunu yapıyorsun ama su olmadığı zaman ne yapacaksın? Rusya'dan su mu isteyeceksin? Onlarda da olmayacak zaten su. Ayrıca getiremezler burada. Tabii evrensel bir sorun. Bu evrensel bir sorun. O yüzden buna yani çok ciddi almak lazım bu konuyu. Evet Hüseyin abi. Evet yani su hayat, su medeniyet, su dedik ya yaşam kaynağı. Suyu yani tartışmaya dahi gerek duymuyoruz yeri geldiğinde. Çünkü Allah muhafaza bugün baktığınızda yaşam kaynağı diyorsunuz ya, Allah açlıkla, susuzlukla kimseyi sınamasın. Hiçbir şeyle sınamasın. Geçtiğimiz yılda ben Kerem Bey'e sormuştum, 25 litre belgeseli evet, vardı. Evet, seyrettim sonra. Çok 25 etkileyici. 25 litrenin de ikinci bölümünü falan da çekildi. Buradan izleyicilerimize söyleyelim. Suyla alakalı izlenebilecek en güzel belgesellerden bir tanesi. Bir temizlik şirketiyle ortak 25 litre. Ne olduğunu... Belgeselin adı 25 evet, litre evet, 25 litre dediğiniz zaman zaten net bir şekilde çıkar. Onun ikinci bölümü de vardır. Sonrasında zaten su kuyusunda, ömründe hayatında belki bir suyu, çok küçük böyle akan suyu ilk defa gören çocuklarla falan böyle videolar devam eder gider. Şimdi baktığınızda Eskişehir ilinde içme ve kullanma suyu bitme seviyesine geldi diye bir şey okuduk biz. Çünkü 22 Mart'ta aynı zamanda Dünya Su Günü'ydü. Dünya Su Günü sadece sembolik, her gün olduğu gibi aslında 365 gün Dünya Su Günü. Nereden bakarsanız bakın, burada Can Bey aynen şu kalemleri hızlı bir şekilde söyledi ki çok doğru, katıldığım için okumam gerekiyor. Nüfusun artmasından, sanayinin gelişmesinden, aynı şekilde uygun olmayan tarım yapılmasından, aşırı su kullanımından, en verimli arazilerinin yine işte imara açılmasından, bununla ilgili anlamsız projelerden, yeraltı suyunun işte kalitesinden, bunu nehre akılmasından, kontrol edilememesinden bahsetti. Plansız tarımdan bahsetti. Biraz önce, bundan bir ay önce bir kriz yaşandı. Neydi? Ayçiçek yağı krizi. Bununla alakalı pancar. Diğer taraftan baktığınızda da şöyle bir şey var. Bugün gördük ki Ukrayna-Rusya savaşında bir aydır buğday, en büyük buğday krizi şu bu filan. Ya biz bir şeyi kabul etmemiz lazım. Yani kesinlikle biz kendi kendine yeten bir ülke değiliz. Ne su, ne buğday, ne pancar, ne şeker, ne angus, ne Hollanda inekleri. Yani bir şekilde yetemiyoruz birbirimize. Kuyruk azalmasın diye et balık kurumunda zam yapan bir zihniyete sahibiz. Kuyruklar azalsın diye, özür dilerim. Tabii kuyruk gözükmesin. Kuyruk gözükmesin çünkü diye. Zaten zarar ettiğinde beyan ediyor aynı zamanda. Ben zaten zarar ediyordum, problem o değil diye. Şimdi aynı zihniyeti su için konuştuğumuzda olayın vehametini daha net bir şekilde görüyorsunuz. Biz buğday, arpa, çavdar ekelim, susuz, daha az susuz derken, efendim söyleyeyim, ayçiçek ekilmedi, pancar ekilmedi, daha fazla suya ihtiyaç duyan malzemeler de ekilsin diyoruz. Ama işte suyu nereden bulacağız? Onu ifade etmemiz lazım. Burada da Jeoloji Mühendisler Odası gibi bilim insanlarının, Devlet Su İşleri gibi yine aynı bilimsel kurumların söylemlerine inanmak durumundayız. Ben bugün ya da iki gün evvel Can Bey'in ifadelerini okuduğumda daha bir endişelendim. Kütahya'ya gittiğimizde porsuğun seviyesini görebiliyorsunuz. Çomağı batırıp çıkarttığınızda ölçemiyorsunuz ama bilimsel verilerden takip edebiliyorsunuz. Evet ya, %35'i geçmiş, %40'ı geçmiş, %50'yi geçmiş. Çünkü her Temmuz ayında geçin bakın, şehrin ileri gelenleri
Büyükşehir Belediye Başkanları, diğer belediye başkanları Temmuz ayında gider. Hatta siz de gittiniz tahmin ediyorum. Porsuk'ta ölçümler yapar ve açıklamalar yapar. Ne açıklamalar yapılır? Ankara Polatlı tarafında, Polatlı ile Eskişehir arasındaki o Porsuk'un olduğu yerde su kullanımı açılır ve içme suyu sıkıntısından ve kullanma suyu sıkıntısından bahseder şehri yöneten insanlar. Evet. Doğru mudur? Evet. Bu her sene haber yapılır. Bu sene Allah muhafaza inşallah haber yapılmaz ve geçmiş dönemlerde yapıldı. Bu sene de biz yanıldık deriz. Su o kadar çok gürül gürül akar ki. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir bütünü temsil ediyor. Sadece içmeyle kullanmak, içme suyu, kullanma suyumuz var. Çok şükür diyemiyorsunuz yani. Tükettiğiniz her gıdada su var. Tükettiğiniz her gıdada su var. Bir porsiyon et, 2000 küsür kilogram su neticesinde önünüze geliyor. Burada vegan ya da efendim söyleyeyim farklı bir şeyi destekleyici bir şey olarak konuşmuyoruz. Kuru fasulyenin de farklı değil mi? Tabii tabii aynı. Yani nasıl olur demeyeceksiniz. Bir kahve bardağının yüzlerce kilogram suyla önümüze geldiğini ifade etmeye çalışıyoruz. Bu hakikaten sıkıntılı bir durum. Şimdi buradan baktığımızda şuna geliyoruz. Can Bey'in ifade ettiğinde Can Bey diyor ki yetkililere, bunu bana, size, Ahmet Ağa'ya, Hasan Ağa'ya, Ayşe teyzeye söylemiyor. Diyor ki ya hava analizlerine önem verin lütfen diyor. Bilimsel çalışmalar yapın, yeni teknolojiler kullanarak su arayın diyor. Uygulamalara geçin, kağıt üstünde kalmasın efendim diyor. Hemen efendim söyleyeyim, havzalardaki aşırı suyu sondaja izin vermeyin diyor. Şimdi bunu okuduğumda gayet bilim insanının uyarıları olarak algılarsınız. Ertesi gün açıyorum, ben bugün açıyorum, bakıyorum devlet su işlerinde. O yani hakikaten müthiş bir şey var. Yani bir haber kanalını dilim ucuna geldi söylemeyeyim. Hani pembe bir dünya, çok değişik bir şehir, kent. Ya öyle demeyin. Ben ilçe kökenliyim, köy kökenliyim. Şu an ilçelerde, köylerde su savaşları var. İlçede, köyde su savaşları var. Gürleyik şelalesini paylaşamayan Dinek Gürleyin yıllardır su savaşları var. O güldür güldür akan, Gürleyik akan Eskişehir'in belki de en güzel ilçe köyünden bahsediyorum. Yakinen bilirsiniz. Yakın zamanda da bir hadisenin olduğunu biliyoruz. Evet, evet, oldu. Karşı su savaşları var. Evet. Evet, evet. Aynı şekilde İki Zafer Miyalçık Belediyesi arasında neredeyse su savaşı çıkacaktı iki ay önce. Su ya, sudan bahsediyorum. İçme suyundan bahsediyorum. Bakın, içme suyundan bahsediyorum. Evet. Birisi cevizimi sulayamadım, suyu kestin dedi. Ben bizzat oradayım, videosu da var. 30 dakikalık var. Belediye başkanı, yok efendim biz şimdilik aradık. Şimdi bunlar hep olacak. Bakın Allah muhafaza. Şimdi baktığımızda Kerem Bey ifade etti. Şu kadar işte %40'lık, 42'lik bizim doluluk oranımız var, şuyumuz var, buyumuz var. Eyvallah, güzel. Bizim her şeyden ziyade son olarak da şunu da bitireyim. Hep söylüyoruz ya, aynı Can Bey'in ifade ettiği gibi kağıt üstünde kalmasın istiyorum. Devletin her şeyden ziyade yuvarlak masa etrafında toplananlar, kara masa etrafında oturanlar, topyekün, yereli geneli yöneten insanlar, kim nerede oturuyorsa otursun hiç fark etmez. Sandalyede bağdaş kurmuş oturmuş minderin üstünde ama buna kaygı duysun. Su tasarrufunu evlatlarına, çoluğuna, çocuğuna öğretsin, önce kendi uygulasın. Sonrasında bu okul müfredat derslerine girecek. Nasıl olacaksa Milli Eğitim Bakanlığı buna bir el atması lazım. Kültür Bakanlığı her türlü yayınlarında buna değinebilir. Kitaplar, mecmualar, her türlü şeyler çıkartılabilir. O kadar gereksiz, o kadar farklı kampanyalarımız var ki Türkiye'de. Diziler çekilebilir. Evet. 25 litre suyu, biz diyoruz benim babamın oğlu çekmedi bu belgeseli. Bana da bir kazancı da yok. Size de yok. Var mı efendim? Yok. Hayır, yok efendim. Sedat Bey de size de yok. Bu belgesellerin çoğaltılması kime ne zarar verir? İnsanlar burada bugün her yerde her şekilde bir şeylere sponsor oluyorlar. O kadar gereksiz, buradan ifade ediyorum. Ama ez cümle su gerçekten hepimizi ilgilendiren, doğrudan ilgilendiren, hayatımızı doğrudan ilgilendiren. İşte iklim krizlerinden bahsediyoruz. Buzullar erimiş diyoruz. Buzullar eriyip bize güldür güldür su olarak gelmeyecek yani. Buzulların erimesi hayatın artık daha da böyle giderek tükendiği anlamına geliyor. Rabbim muhafaza eylesin. İnşallah yetkililer de, karar verici insanlar da duyarlı olur. Pamuk ellerini varsa vicdanına koyarlar. Ben de bir tavsiyeyle bitireyim o zaman. Tamam, artık
tarım teknolojilerini de takip etmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Evet. Çünkü artık dünya topraksız ve susuz tarıma doğru evrilmeye başladı. Bununla ilgili yepyeni teknolojiler geliştiriliyor. Devletimizin de artık bu teknolojilere bir bakmasının zamanı geldi diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz fikirlerinizden dolayı efendim. Evet değerli STV izleyenleri, bir Fikir Meydanı programının daha sonuna geldik. Bu haftaki programımızda Eskişehir Havalimanı'nda yaşanan tartışmalara değindik ve akabinde susuzluk tehlikesine dikkat çektik. Kapatmadan önce elimde iki adet kitap var. Eskişehir'de çok sevdiğimiz kıymetli bir ağabeyimizin İsa Akgül iki adet kaleme aldı kitap. Şöyle de göstereyim. Kendisi daha önce Odunpazarı Belediyesi'nde basın müdürü olarak çalışıyordu. Şu anda Balıkesir'de yaşamını sürdürüyor. Kaleminin mürekkebini bu güzel sözler için akıtıyor. Hediyelerinizi aldık. Bizleri izliyorsanız şu anda teşekkür ediyoruz bu kitaplar için. Siz selam göndermek isterseniz gönderebilirsiniz. Gönderiyoruz. İsa Bey Odunpazarı Halkla İlişkiler'de çalışıyor. Çok sevdiğimiz bir abimizdir. Kitaplar için de çok teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, çok teşekkür ediyoruz İsa efendim. Hocamız. İsa hocamız, evet, yakından evet. Tanırız, severiz. Yıllarca işte belediye çatısı altında o basın halkla ilişkilerde biz gazeteci olarak güzel diyaloglar kurduk. Çalışkandır, dürüsttür, güzel de bir yazardır. Evet. Şimdi onun ürettiklerini okuyacağız keyifle. Kendisine selam ve sevgiler, saygılarımızı yollayalım. Bir selam da ben göndereyim o zaman. Sevgili Gürol Yer bizi izliyormuş. Eskent Derneği'nin üyeleriyle birlikte. Gürol Başkanımıza da selam. Gürol Başkan'a da selam gönderelim. Selam çünkü olsun. Havalimanı konusunda da son derece hassas. Evet, düşünceleri var. Evet. Onu da unutmayalım. Bir cümlede ben İsa Bey'e göndereyim. Allah razı olsun. Sonuçta koli koli desem yeri var. Koli koli gönderiyor. Ve diyor ki gönül dostlarına bunu dağıtın. Vesile oluyoruz biz. Ondan mutluluk duyuyoruz. Siz gönül dostlarına da selamlarını iletiyor. Bizler de Allah razı olsun istifade edeceğiz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah'ın razı olsun. Götürenden Allah razı olsun. Eyvallah. Diyelim. Evet değerli STV izleyenleri, bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden yeni konu başlıklarıyla karşınızda olacağız. Görüşünceye dek esen kalın.